Fatih Altaylı. Neden karşıyım? Aşağıda yazacaklarımı Kanal İstanbul denilen projeye açıkça karşı olan biri olarak yazdığımı bilerek okuyun lütfen. Kanal İstanbul'un yapılmasına karşıyım. Nedenleri sıralayayım. Kanal İstanbul'un derinliği 20 metre olacak. Bu derinlikteki bir kanaldan İstanbul için tehlike yarattığı söylenen büyüklükteki tankerlerin hiçbiri geçemez o dev tankerler yine boğazdan geçecekler, geçmek isteseler bile kanaldan geçemezler. Kıyı Emniyeti Müdürlüğü kanalın en az 400 metre genişlikte ve 40 metre derinlikte olmasını öneriyor. Bunun altında genişlik ve derinlik tehlikeli bulunuyor. Bu da eldeki ÇED raporunun çöpe atılıp yenisinin yapılması demek. Kimseyi oradan zorla geçiremeyiz. Bu yüzden de kanalın fizibilitesi yok. Yolu kısaltmadığı için geçecekler açısından mali bir avantajı da yok. Kimse rahatça geçeceğe boğaz dururken orada üste para ödeyerek geçmez. Boşa harcanmış bir para olacak. Anlatılanlardan anladığım burada asıl maksat yeni bir cazibe merkezi yaratıp burada yeni bir kent oluşturmak. Gerek var mı? Yer gök zaten inşaat değil mi? Orada Arapların veya başka bir milletin arazi almasına hiç karşı değilim. Alsınlar. Ama onların aldığı araziler değerlenip para kazanacaklar diye bu milletin cebinden yüz küsür milyar harcanıp işe yaramayacak bir kanal yapılmasına karşıyım. Bu paranın yarısıyla eğitim sistemimiz ideal hale getirilebilir. Bu parayla üreteceğimiz yerli milli elektrikli ve akıllı otomobil projesi için kent altyapılarımız yenilenebilir. Bu parayla istihdama yönelik yatırımlar yapılabilir. Bu parayla yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere yönelik yatırımlara start verilebilir. Kısa dönemli inşaat getirisinden başka bir şey olmayan bu proje bana sadece ve sadece ayran ve tahtreman ikilemini hatırlatıyor. Ötesini değil. Marmara'ya vereceği iddia edilen zararlarsa cabası. Hiroshima ve Nagasaki. Gelelim bilimsellik mevzuna. Bilimsellikten o kadar uzak bir toplumuz ki bilimselliği bile yanlış bir biçimde ele alıyoruz. Bu kanalın yapılabilirliği bir bilimsel mesele değildir. Bir mühendislik meselesidir. Bilim gerekli verileri sağlar, mühendisler de ona uygun proje yaparlar. Doğru proje ve yüksek masraflarla her şeye dayanıklı bir kanal yapılabilir. Ama bazen gerekli mühendislik o kadar yüksek maliyet getirir ki yapmanın bir anlamı kalmaz. Şimdiki yeni tartışma kanalın inşaatı sırasında kanalı açmak için kullanılacak patlayıcıların depremi tetiklemesi. Bunu söyleyen bir bilim adamı ise komedi alanında doktorası olsa gerek. Yer kabuğunun 35 metrelik derinliğinde patlatılacak birkaç yüz kiloluk dinamit veya TNT tipi patlayıcıların deprem tetikleme ihtimali sıfırın bile altında. Şu anda Trakya'da yüzlerce taş ocağında her gün onlarca böyle patlama gerçekleşiyor. Üçüncü havalimanının inşaatı sırasında dolgu için kullanılan taş ocaklarında bu tür belki binlerce patlama yapıldı. Böyle bir iddiada bulunmak, yerlendiğim için kasırga koptu demek kadar akıl dışı. Biliyorsunuz insanlık tarihinin en büyük iki patlaması Hiroşima ve Nagazaki'de meydana geldi. Hiroşima'ya atılan Little Boy 15 kiloton, yani 15.000 ton TNT gücündeydi. Nagasaki'ye atılan Fatman ise 21 kiloton yani 21.000 ton TNT gücündeydi. Ve her iki kentte ama özellikle Hiroshima deprem ülkesi Japonya'nın yaklaşık 5600 yıldır kırılmamış ve her an kırılması beklenen çok önemli bir fay hattının çok yakınındaydı. Bir depremi falan da tetiklemedi. O nedenle bu görüş çok doğru ve çok bilimsel değil benden hatırlatması. Fatih Altaylı, Habertürk Yasin Aktay Türkiye yetişmeden Hafter'in ve Efendilerinin telaşı İstanbul'da Türk akım açılış töreni için bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye ve Libya konularını da gündemlerine aldılar. Bu görüşmelerin en önemli ve beklenen sonuçlarından birisi, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın diyalog ve işbirliği içinde olmasının önemine yapılan vurgu, daha somut sonucu ise Libya'da 12 Ocak'tan başlamak üzere taraflara yapılan ateşkes çağrısıydı. Bu çağrının Türkiye ve Rusya tarafından dile getirilmesi, iki ülkenin iyi niyetini göstermesi açısından kuşkusuz değerliydi. Ancak çağrı sahadaki gerçek duruma bakıldığında bir tuhaflık barındırıyordu. Çünkü ortada birbiriyle savaşan, birbirlerine saldıran iki simetrik taraf yok. Bilakis Libya halkını meşru prosedürlerle temsil etmek üzere seçimlerle iş başına gelmiş ve uluslararası toplumun tanıdığı bir yönetime karşı bir darbe yoluyla eline geçirdiği hava saldırı silahlarıyla, oradan buradan topladığı yabancı lejyonerleriyle bu meşru yönetimi asimetrik bir güçle yıkmak için mütemadiyen saldırı halinde bir saldırgan var. Trablus'taki meşru yönetimse kendini savunmakla, darbeci general emeklisi Hafter'in ülkesini işgaline karşı direnmekle meşgul. İki tarafa ateşi kesin demek yerine aslında saldıran tarafa saldırganlığı bırakmayı emredecek güçlü bir ihtar çekmek çok daha münasip çünkü saldıran tarafa karşı Trablus yönetiminin yaptığı kendini savunmaktan başka bir şey değil ki onu da tam olarak yapamadığı için önce Birleşmiş Milletler'den sonra İtalya'dan ve Türkiye'den yardım talep etti ne Birleşmiş Milletler'den ne de İtalya'dan beklenen yardım gelmedi ama Türkiye Libya'da baştan uluslararası toplumla birlikte tanımakta ve ilişkilerini sürdürmekte olduğu meşru yönetimin bu talebine olumlu cevap verdi hafterin sahadaki varlığı neresinden bakarsanız tam bir suçlu. İnsanlık suçlusu, savaş suçlusu Libya’nın kaynaklarını başkaları adına çalıp, kendi payına almaya çalışan bir savaş ağası. Libya halkı nezdinde hiçbir desteği yok. Libya'da kontrol ettiği söylenen haritaya bakıldığında meşru yönetime nazaran neredeyse Libya'nın %90'ına hakim görünüyor ama o bölgelerin %95'i meskun bölgeler değil zaten. Dolayısıyla oraların kontrolü sadece bir hava saldırı gücüne bakar. Hafter elindeki saldırgan işgalci gücünü de Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağladığı maddi destek ve Mısır'ın sağladığı lojistik ve askeri destekle temin ediyor. Birleşik Arap Emirliklerinin finansal ve entrika desteğiyle Afrika'nın birçok yerinden topladığı lejyonerlerle Libya halkını katleden Haftenin Libya halkı nezdinde en ufak bir karşılığı yok. Zaten Chad'da kaybettiği ve esir düştüğü bir çatışma neticesinde soluğu Amerika'da aldıktan sonra ömrünün 20 yılını orada geçirmiş bir Amerika vatandaşı. Dolayısıyla şu anda Libya'da birbiriyle çatışan, ihtilaf ettiği için birbirlerine tezlerini kabul ettirmeye çalışan, Libya'yı birlikte paylaşmaya çalışan iki Libyalı taraf yok. Libyalıların toprağını ellerinden almaya çalışan ve bunun için en iğrenç ve acımasız işgal yöntemlerini kullanmaya çalışan, saldırgan, mütecaviz bir güç var ve kendilerini savunmaya çalışan, bunu da kendi imkanlarıyla başaramadığı için medeni dünyaya, modern demokratik insan haklarına, pek saygılı uluslararası topluma imdat diyen bir Libya halkı var. Manzara bu kadar net, denklem bu kadar basit. Türkiye bu manzara içinde yeri en ahlaki ve en mazlumdan, hakkı çiğnenenden yana ve onun talebiyle bu denklemin içinde en etik ve en meşru temelde yer alıyor. Bu manzarada kimsenin Türkiye'yi suçlayacak, hatta eleştirecek yüzü olmamalı. Ama dünya utanmazların dünyası maalesef. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz mindi. Nitekim Libya'nın meşru yönetimi, Trablus hükümeti Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına hemen olumlu cevap verirken, darbeci General Hafter ateşkes çağrısını tanımadığını açıkladı. Şaşılacak bir tepki değildi elbet. Çünkü gözünü Libya'ya ele geçirme hırsı bürümüş ve bunu yaparken suçlarına suç eklediğinin farkında değil. Onu destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri Fransa ve hatta Rusya'da bu eşkıyanın Libya'da hakim olma hevesinden faydalanıyorlar. Aslında ona da Libya'yı yedirmeyeceklerdir. Onu sahaya bütün suçları irtikap edecek şekilde sürerken bir yandan da onun dosyalarını tutmayı ihmal etmiyorlar. Hafter'de bütün tamahkar muhterislerin yaklaşımıyla Trablus'u bu şekilde ele geçirerek Libya'ya hakim olabileceğini ve yönetebileceğini zannediyor. Oysa başarsa bile ona Libya'yı yönettirmeyeceklerdir. Onun tek rolü Libya'nın kendi halkına dayanan yönetimi devre dışı bırakıp Libya'yı efendilerinin paylaşımına açmaktır. Tabii efendisi bir değil, çok olan biri hafter. Kendi halkına dayanmadığı için her türlü dış yardıma açık oluyor. Bu da onu aslında fena halde zayıf ve iradesiz kılıyor. Ateşkesi kabul etmemesi kendi iradesi değil, efendilerinin iradesi. Çünkü onlar yıllardır yapmış oldukları bir yatırımın son fazına gelmişken İstanbul'dan yetişen bir çağrının işlerini berbat etmesini istemezler. O yüzden Türkiye yetişmeden yapabileceğini yapmanın telaşı sarmış durumda efendilerini. Ona bu telaş içine işletecekleri cürümlerden kendileri nasıl kurtulacaklar, yerlerinde olsam bunu düşünmeye başlardım artık. Çünkü Türkiye'nin sahaya girmesiyle Hafter'i basan telaş onların yüzüne de vuruyor artık bu sahnede emperyalist de, onun adına anıranlar ve havlayanlar da yeterince açık değil mi? Yasin Aktay, Yeni Şafak